Bugünkü videomuzun konusu modem şifresini unuttuysak nasıl tekrar şifre alabiliriz? Modemi nasıl sıfırlayarak yani reset işlemi gerçekleştirerek tekrar yeni bir şifre oluşturabiliriz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi vereceğim bilgi standart bir bilgi haline geldi. Her modemin arkasında şifre yazar master şifre diye geçiyor. Eskiden internette araştırırdık. Modem'in markasını yazardık. Mesela ne bu? Tenda. Tenda yazarsın, modelini yazarsın, master şifresini öğrenirsin. Artık direkt olarak etiketle üzerine yazıyorlar. Bakın şu şekilde göstereyim. Şu kısımda bu şifre kendi verdiğiniz şifre unutulunca ya da kullanılamaz hale gelince kullanılan bir şifre. Ancak öncesinde modemi resetlemeniz, sıfırlamanız gerekiyor ki fabrika ayarlarına dönmüş olan modem bu şifreyi kullansın ve kabul etsin. Bunun için de size lazım olan şey bir tane bilgisayar. Cep telefonundan da erişebiliyorsunuz. İkisini de göstereceğiz. Dilerseniz başlayalım. Eğer modemin şifresini hatırlıyorsanız ve şifre değişikliği yapmak istiyorsanız bilgisayarınızdan ya da telefon dan modemin arkasındaki rakamları adres satırına tuşlamanız gerekiyor. Bu rakamlar neye benziyor? İşte mesela bunun arkasında yazılmış. Bakın 192 168 01. Genelde en çok kullanılan adresler 192 168 21 ya da 192 168 11. Bunu tarayıcınızın adres satırına yazarak git dediğinizde modeminizin arayüz sayfasına erişir bu şekilde şifresini değiştirebilirsiniz. Ancak şifreyi hatırlamıyorsunuz modemi resetleyerek yani sıfırlayarak yeniden şifre alma işlemi ise şu şekilde oluyor. Modem tabii ki çalışır vaziyette olacak. Fişine takılı bu şekilde çalışıyor. Bekleyin biraz ışıklar yansın. Herhangi bir kablosun takılı olmasına gerek yok. Sadece elektrik alsın yeter. Bu haldeyken arkasında reset tuşu olur. Bakın bunda şurada üzerinde yazıyor zaten eset diye. Bazen de böyle ince delik tarzındadır. Oraya böyle ucu ince bir şeyle bastırmanız lazım. Ataç ucu olabilir mesela. O tarz kalem falan. Onunla bastırıyorsunuz. Böyle tuş şeklinde olanlar da olabilir. Bekliyorsunuz. Ne kadar? 10 saniye. Bakın şu an bastık. Bekliyoruz. Bakın bütün ışıklar yandı gördünüz mü? Şu an modem fabrika ayarlarına döndü, sıfırlandı. Bundan sonraki işlemde ise arkadaki adresi gireceğiz, modemin arayüzüne erişerek yeni şifre belirleyeceğiz. Master şifreyi girdikten sonra tabii ki, şu anda şifremiz buradaki master şifre neymiş bu? Admin, password admin, kullanıcı adı admin. Yoksa da yine eski usulü internetten arama yapabilirsiniz. Şimdi bilgisayardan ayarlarının nasıl yapıldığını göstereyim. Bilgisayarımıza modemi takmadan önce elinizde şu şekilde Cat5 kablo, Ethernet kablosunun olması lazım. Bunu modemin arkasındaki 1, 2, 3, 4, 5 artık ne varsa kaç tane girişse bir tanesine takıyorsunuz. Yani rakam olanlara, van yazanlara takmıyorsunuz. Biz 1'e taktık. Fark etmez 2'ye de takabiliriz. Önemli değil. Bu şekilde taktıktan sonra bir ucunu da bilgisayarınızın Ethernet girişine takıyorsunuz. Ters takmayın. Dikkat edin. Yönlü yanlış takarsanız girmez. Bu şekilde takınca bilgisayarımızı açarak adres satırına bu modem için 192.168.0.1 arkasında o şekilde yazıyor. Bunu yazıyoruz ve git diyoruz. Bilgisayarımızı açtıktan sonra adres satırına modemin arkasında yazan rakamları giriyoruz. 192.168.0.1 Enter'a bastığımızda direkt olarak modeme erişiyoruz. Arayüzü bu şekilde. Bakın burada admin'i kendisi vermiş. Bazı modemlerde buraya admin'i de sizin yazmanız gerekebilir. Şifremiz neydi master şifremiz? Modemin altında yazıyordu admin. Okeyleyince... Modeme girdik. OK diyoruz ve modemin arayüzüne eriştik. Bundan sonraki işlemde ise modemin fabrika ayarları şifresini değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için de arayüzü kontrol edin. Hepsinin arayüzü farklı olmasına rağmen seçenekler aynıdır. Mesela ne demiş? Security. Ne demek? Gizlilik. Buraya bakıyoruz yok. Tools demiş, araçlar. Change password. Gördüğünüz gibi basıyoruz. Eski şifremizi soruyor. Neydi? Admin. Yenisini yazalım. 5224, 5224. Ben yani kolay bulunabilecek bir şifre veriyorum. Siz daha böyle detaylı şifreler verebilirsiniz. OK diyorsunuz, uyarı çıktı, şifreyi değiştirelim mi? Ve şifremiz değişti. Çoğu modemin arayüzü Türkçe. Ancak işte değişik markalarda böyle İngilizce arayüzler de var. Çok fazla bir şey değişmiyor. Şimdi kapatalım, tekrar girelim. 192, 168, 0, 1. Enter basıyoruz ve geldi. Şifreni vermiştik. 5224. Ve şifremiz değişti. Bu kadar arkadaşlar. Cep telefonundan şifre resetleme işlemi yapılamıyor. Fakat şifrenizi biliyorsanız cep telefonundan modem arayüzüne erişerek şifresini değiştirebilirsiniz. Tabii ki Wi-Fi'nin açık olması lazım. Bu şekilde ağları görüyorsunuz. Şifreyi biliyor olmanız lazım dedik, değil mi? Neymiş şifresi mesela? Biliyor muyuz biz? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 bağlan dedik. Şu an Wi-Fi'den bağlıyız. Yine adres satırına gelerek 192 168 0 1 yazarak aralarında nokta var. Modeme erişiyoruz. Şifreyi de biliyoruz. Neydi? 52 24. OK diyoruz. Bu şekilde modeme aynı arayüze bağlandık. Aynı işlemleri yaparak şifreyi değiştirebiliyoruz. Kolay. Bu da kolay. Ancak dediğim gibi şifre resetleme işlemi cep telefonunda olmuyor. Onun için bilgisayar lazım. ethernet girişi lazım. Modemlerle ilgili başka sorularınız olsa yorumlara yazarsanız onlarla da ilgili videolar çekmeye çalışırız. Videoma burada son verirken YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.